Sayın konuklar, TED İstanbul 4. Ulusal Forumu kapanış programına hepiniz hoş geldiniz. Dört günlük çalışmalarımızın sonunda hepimiz çok yorulduk ve çok emek harcadık. Bugün TED İstanbul 4. Ulusal Forumu'nun son günü. Her ne kadar bu dört gün içinde çok yorulsak da bunun öncesi de bizim için çok kolay değildi. Geçen sene bugün baş organizatör olacağımı öğrendiğimden şu zamana gelene kadar hep kafamda aynı soru vardı. Ben bu kadar büyük bir sorumluluğun altından nasıl kalkacağım? Okul başladığından bu yana ben, Mehmet, Ecem, Elif ve Kemal görev ayırmaksızın bu konferansı düzenleyebilmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Saatler süren telefon konuşmaları, bitmek bilmeyen mailler ve bir türlü çözemediğim Excel dosyaları bile bizi yıldırmaya yetmedi. Hepimizin kararlılığı, azmi ve çalışmalarımızın sonucunda geldiğimiz bu noktadan, ortaya çıkan bu sonuçtan umarım hepiniz memnun kalmışsınızdır. Hazırlıklar başladığından beri yolumuza ışık tutan, bunca işinin arasında bizlere de vakit ayıran ve desteğini hep arkamızda hissettiğimiz okul müdürümüz Sayın Füsun Ersoy'a ve her gün yorulmadan sıkıntılarımızı dinleyen, okul saatlerinden sonra bile okulda kalıp bize yardımcı olan, gülümsemesini yüzünden hiç eksik etmeyen değerli müdür yardımcımız Sayın Sema Yarallı'ya çok teşekkür ederiz. Ne zaman ağlasam yanımda olan ve o olmadan asla yapamaz dediğim Mehmet Salan'a, her toplantıdan sonra iyi ki bu konferansta yanımda olmuş dediğim Elif Aksöz ve Kemal Ergin'e, geçen seneki çalışmalarını kendime örnek aldığım, benden desteğini hiç esirgemeyen, sorumluluğunda olmayan konularda bile yardım eden ve artık kendisini ailem kadar yakın hissettiğim forum başkanımız Ecem Aydoğan'a ne kadar teşekkür etsem azdır. Kendilerine sizlerin önünde bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Forum boyunca beni en çok anlayan, her isteğimize koşan, hiç yorulmayan ve hep güler yüzlü olan organizatör takımına da büyük bir alkış rica ediyorum. Hepinize çok teşekkürler. Bütün gün koşturup herkesin olaylardan haberdar olmasını sağlayan, her gün birbirinden güzel yazılar yazan, kahve molalarında hazırladıkları videolarla bizleri eğlendiren bütün gazetecilere, başta editörlerin Nursu Yazgan ve Bertu Sarı'ya da çok teşekkür ediyorum. Son olarak dört gün boyunca gerek sabırlı oluşları, gerek anlayışlı oluşları ve bu güzel taslakların oluşmasında büyük payları olan komite başkanlarına sonsuz teşekkürler. Bugün bütün verdiğimiz emeklerin karşılığını almamızı sağlayan tüm katılımcılara, bizlere verdiği sonsuz desteklerden dolayı Sayın Nazire Dedeman'a, Tursan Ulaşım Hizmetlerine, Sofra Yemek Hizmetlerine, dört gün boyunca okulda geç saatlere kadar bizimle birlikte kalan tüm okul personeline çok teşekkür ederim. Umarım TÜYUF hayatınızda önemli bir iz bırakmıştır ve hepiniz çok eğlenceli bir konferans geçirmişsinizdir. Hepinize çok teşekkürler. Şimdi sahneye forum genel başkanımız Ecem Aydoğan, başkan yardımcılarımız Kemal Ergin ve Elif Aksöz ve baş organizatör yardımcımız Mehmet Salan'ı sahneye davet ediyorum. Şimdi ben de ödülleri takdim etmek üzere sahneye okul müdürümüz Füsun Ersoy'u, müdür yardımcımız Sema Yaravlı'yı ve Ecem Aydoğan'ı davet ediyorum. TED Ankara Koleji Sayın Işıl Çırakoğlu. Özel Bilfen Lisesi Sayın Didem Dinçer.
TED Bursa Koleji Sayın Figen Kılıç. Özel Emine Örnek Anadolu Lisesi Sayın Ayfer Sağ. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Sayın Özlem Fındık. TED Karadeniz Ereğli Koleji Sayın Ayhan Sarp. İstek Kemal Atatürk Lisesi Sayın Neşe Taşçı, Sayın Ceyda Gürhan ve Sayın Murat Aslanoğlu. ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Sayın Nur Gelgeç. Özel Sanko Okulları Sayın Özgül Güner ve Sayın Eyüp Kumaş. İstek Semiha Şakir Lisesi, Sayın Süreyya Yaşar ve Sayın Dilşat Şahin. Şimdi sıra forma danışman öğretmensiz gelen öğrencilerimizin sertifikalarını vermeye geldi. TED Kayseri Koleji'nden Nahit Mücellit. İstek Özel Belde Anadolu Lisesi'nden Alpaslan Ufukoğlu. Özel Alman Lisesi'nden Berkay Berabi. Kendisi aramızda yok galiba. Özel Eyüboğlu Lisesi'nden Can Şehirlioğlu, Işın Su Ateş, Can Elvanlıoğlu, Deniz Berke Katıkçı. Şimdi de sıra toplu bir fotoğraf alacağız sahnedekilerle. Nasıl sığacağım? Hasan önüne mi geçelim?
Saygıdeğer öğretmenler ve değerli katılımcılar. Bizim için 4 ay, sizin için ise 4 günlük bir sürecin sonundayız. Sizleri büyük bir heyecanla karşılamamızın üstünden yalnızca birkaç saat geçmiş gibi. Her şeyin bu kadar hızlı ve sorunsuz geçmesinde emeği geçen, bizden desteğini esirgemeyen ve hasta haliyle bile bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan çok değerli okul müdürümüz Füsun Ersoy'a, her türlü sorunumuzda yanımızda olan, güler yüzü ve anlayışıyla bugünlere gelmemizi sağlayan, artık ailemden biri olarak gördüğüm müdür yardımcımız Sema Yaravlı'ya, beni zaman zaman çıldırtsa da tüm organizasyonun en iyi geçmesinde en çok emeği geçen kardeşim ve baş organizatörüm Beril'ime çok teşekkür ederim. Bizlerin TÜYUF'ta bulunmasını sağlayan, bize bu forumun en iyi şekilde organize edilmesini öğreten ve son güne kadar sonsuz enerjisiyle her şeyin zamanında yetişmesini sağlayan bir tanemiz, forum başkanımız Ecem Aydoğan'a çok teşekkür ederiz. İyi ki varsın. Başta Elif ve Kemal olmak üzere oryantasyon çalışmalarından genel kurulun sonuna kadar bu forumun anlam kazanmasında en büyük rol sahibi olan komite başkanlarımıza, önce Nursu ve Bartu'ya, ardından tüm gazeteci takımımıza yaptıkları muhteşem gazeteler ve eğlenceli organizasyonlar için teşekkür ederim. Onlar olmadan bu forum gerçekten çok sıkıcı olacak. Ve son olarak değerli organizatörlerimiz, 4 gün boyunca en sinirli hallerime tanık olan forumun görünmez melekleri. Hepinize her dediğimi yerine getirdiğiniz ve bize her konuda yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim. Hepiniz iyi ki varsınız. Dört aylık uzun bir süreçten sonra en çok istemediğim an geldi. TÜYUF'u kapanış törenindeyiz. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Şimdi sözü başkan yardımcımız Elif Aksöz'e veriyorum. Umarım sizi sıkmam. Sayın okul müdürüm ve öğretmenlerim, sevgili delegeler ve değerli katılımcılar. Sadece 4 günlük değil, benim için 4 yıllık bir serüvenin de sonu gelmek üzere. Bunun son TÜYUF'um olduğunu daha önceden söylemiş olsam da, özellikle biz TED öğrencileri için ne kadar önemli olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum. TÜYUF bana ve bize eksikliklerimizi görmeyi, her fikre saygılı olmayı, kendimizi daha iyi ifade edebilmeyi, kendimize güvenmeyi ve sorumluluk sahibi olmayı öğretti. Her sene sırf bana değil, herkese bir şeyler katmaya devam etti ve hala da ediyor gördüğümüz üzere. Şu an belki de farkında olamasanız da yarın evlerinize dönüp TÜYUF'un bittiğini fark ettiğinizde, gazetelere dönüp tekrar baktığınızda, biz ne yaptık, bunu niçin yaptık sorusunu kendinize sorduğunuzda bu konferansın size neler kattığını umarım ki anlayacaksınızdır. Bu sene Beril ve Mehmet başta olmak üzere çalışmaya başladığımızdan bugüne kadar bu kadar çabuk gelebileceğimizi hiçbirimiz düşünmemiştik. Şu an bu konferansın bitmiş olması, sizlerin karşımızda duruyor olması sanırım hala inandırıcı gelmiyor bizlere. Demin çok fazla teşekkür oldu ama bu teşekkürlerin ne kadar edilse de hiçbir zaman az olmadığını düşünüyorum ve benim de birkaç teşekkürüm var. Bu konferansın gerçekleşmesini mümkün kılan, dediğim gibi teşekkür edecek pek çok kişi var. Fakat hepsini edemezsem özür dilerim. Öncelikle şu an masada beraber oturduğum, küçükken bu okulun koridorlarında koşuşturup şu an bu koridorlarda ciddi kıyafetlerle konferans yaptığımız Ecem'e, çok sevgili, her zaman beni güldürebilen başkan yardımcım Kemal'e, bu konferansın meydana gelmesi için birçok fedakarlıkta bulunan, gündüzünü gecesini birbirine katarak aynı anda 5 kişiyle konuşma kapasitesine sahip ve herkes için her şeyi her zaman kolaylaştıran Beril ve Mehmet'e, her zaman bize olan desteğini arkamızda hissettiğimiz, koşulsuz olarak bize hep yardım eden en güler yüzlü hocamız Sema Hoca'ya ve bugüne kadar bizi hep dinleyen, bize güvenen ve her zaman her yerde destek olan okul müdürümüz Sayın Füsun Ersoy'a çok teşekkür ediyorum. Kısaca teşekkürleri bitirmek gerekirse, herkesin yardımına koşan organizatörlere, bu konferansı eğlenceli kılan ve yazılarıyla da güzellik katan gazetecilere ve en önemlisi siz
Burada olmasanız sayın delegeler hiçbir şey mümkün olmazdı. Size çok teşekkür ediyorum. Umarım önümüzdeki TÜİF'larda da bu başarı, bu mutluluk her zaman devam eder. Hepinize hoşça kalın. Heyecandan unuttum. Sahneye Başkan Yardımcım Kemal Ergin'i davet ediyorum. Saygıdeğer müdürlerim, öğretmenlerim, canım komite başkanlarım, jurnalar, koşuşturan organizatörler ve delegeler. Bugünün benim için anlam ve önemini anlatmaya kelimeler yetmez. Yani bence hem lise hayatımın şu an en önemli 4 gününü yaşadım ve doğum günüm. Tam 1 yıl önce 3. TÜİF'ün kapanışında TÜİF konferans başkan yardımcısı seçildiğimi hatırlıyorum. Sizin oturduğunuz yerdeydim. O zamandan beri 4. TÜİF'ü 4 gözle bekliyordum. Bu 1 yılın bu kadar çabuk geçeceğini hiç düşünmemiştim. Daha o kadar çok zaman var gibi geliyordu ki. Yani önceki TÜİF'ün sonunda gözüme toz kaçtığını hatırlıyorum. Duygulanmadım. Eminim gene kapanışa doğru kaçacaktır o toz. Hayatımda hiç kendimi böyle hissetmemiştim. Bu TÜİF'un kapanışına geldiğimize inanmıyorum ama yavaş yavaş gelecek. Benim de teşekkür etmem gereken birkaç kişi var. İlk önce Elif, başkan yardımcım Elif'in ettiği gibi siz delegelere, komite başkanlarıma, jurnalara, öğretmenlerime, danışman öğretmenlere ve organizatörlere, baş organizatörlerimize, başkanımıza, hepinize teşekkür ediyorum. Ama ben hissediyorum ki benim teşekkür etmem gereken 3 kişi daha var. Bu 3 kişi Sonat Kaymaz, Melisa Mayakumar ve aramızda ne yazık ki olmayan Şeyma Taşer beni konferanslara başlatan ve böyle olmamı sağlayan 3 kişiye çok teşekkür ediyorum. Ve sözü başkanım Ecem Aydan'a bırakıyorum. Teşekkür ederim. Merhaba. Ben konuşma hazırlamadım. Çünkü belki biliyorsunuzdur nasılsa bir işe yaramıyor. Ah evet, çok heyecanlıyım. Bir kere ben o ağlayan insan değilimdir. Büyük ihtimalle ağlamayacağım inşallah. Şu anda TÜİF'in başkanı olarak kürsüde TÜİF'in kapanış konuşmasını yapıyorum. Çok garip. Geçen sene Mayıs ayında sanırım bana İpek Karakaya ve Zeynep Tavsel, geçen senenin başkan yardımcıları ve başkanı, gelip baş organizatör olmanı istiyoruz dediklerinde çok mutlu olmuştum. Çünkü sadece TÜİF için değil, benim hayatımda da yapmak istediğim şey budur. Organizasyon. Çok mutlu olmuştum. 370 kişilik bir şeyi ben yapacaktım. Başladım. İşte mekanlarla konuştum. Ayarladım fiyatlar bilmem ne. Öyle aslında çok da zor olmayan şeylerdi. Ama bir şekilde beni TÜİF'e bağladılar. TÜİF'e bağladılar dediğim şuna, yani bu insanlara, hepinizi tanımasam da bu ortama ve yani akşam gece kalıp okulda bazen ağlamalarıma ve her şeyime o yaptığım şeyler beni bağladı. O yüzden de şu anda çok zor bir konuşma yapmak. O yüzden de hazırlayamadım. Bütün gün erteledim ve en sonunda buraya geldim. Tamam. Teşekkürlere geçeceğim. Çünkü gerçekten konuşamıyorum şu anda. Tamam. Şuradan başlayalım. Mehmet'e ve Beril'e. Geçen sene çok güvenerek seçtiğim 2 kişiye. Mehmet'le her ne kadar biraz anlaşma olarak girmiş olsa da bana beni TÜİF'e al dediğinde, alamam çok kişi var dediğimde, yaka kartı yaparım dediğinde ve almış olmamla beraber
Onunla girdi yani. Beril gözüme kestirmiştim ilk girdiğinde organizasyon takımına. Dedim bu kızdan olur ki oldu bence. Oldunuz yani, aferin. Kemal ve Elif'e her zaman yanında olan, beni her zaman güldürebilen, en üzücü ya da en gergin anlarda bile her zaman neşemi korumamı sağlayan iki kişiye. Komite Başkanı Yardımcım Can'a, beni her zaman rahatlatabilen, güven veren, her zaman her şeyin iyi olacağını söyleyen. Melisa Kumar'a, her zaman... Ağlayan kişi değilim. Evet. Her zaman açımı kapatabilen, her zaman orada olan, sabahın dördünde telefonlarımı açan Melisa Kumar'a. Ve herkese, şu anda düşünemiyorum, kusura bakmayın. Herkese çok teşekkür ederim. İyi ağlıyorum. Tamam. Şimdi kapanış videomuz var sanırım, editörlerin hazırladığı. Hazır mı? Editörleri sahneye. Tamam, özür dilerim. O zaman önce bir editörleri sahneye alalım. Ben tekrar teşekkür ederim. Hepinize geldiğiniz için, delegelere. Siz olmasanız burada olmazdık zaten. Çok özür dilerim. Çok önemli 3 kişiyi unuttum. Çok çok özür dilerim. Hepinize teşekkür ederim. Umut Avcı, sevgili Umut Hocam, sevgili Sema Hocam ve Füsun Hocam tabii ki. Üçü de her zaman yanımda oldular. Çok 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 teşekkür ederim. Yani yapıcı eleştirmelerinizle, desteğinizle ben burada olamazdım. Hem fiziksel olarak hem de hazırlıklı da olamazdım hiçbir şeye. Çok teşekkür ederim gerçekten. Tamam, şimdi editörleri çağırıyorum sanırım. Evet, Nursu ve Bertu'yu kürsüye alabiliriz. Merhaba. Yani buradaki çoğu kişinin yüzünü daha görmemiştim. Hani garip oldu şu an bu kadar kişi görmek. Ya benim... Ya teşekkürüm, gazeteye ilk sayfaya yazdım, bakabilirsiniz. Çünkü herkesin çok fazla emeği var burada. Hani şurada oturanlar, ön sırada oturan Sema Hoca, Füsun Hoca, hani herkesin çok emeği var. Özel özel bundan bahsettim. Daha çok söylemek istediğim şey benim journal'lar. Hani gerçekten hiçbir zaman bu kadar deadline'a bağlı kalan rahat bir grup görmedim. Hani çok güzeldi o yüzden. O yüzden onlara teşekkür ediyorum buradan bir defa daha. Bir de videomuz var. Ha bir de şey, Instagram, Twitter, bunlardan yaptığınız her şey için çok teşekkür ederiz. Bir de bu şu an olan videoyu YouTube'a. Videomuzda bir problem oldu yani, çünkü zamanımız kısıtlı olduğu için kalitesi biraz düştü ve bazı eklemeleri olacak daha sonra. Bunu YouTube'dan açtığımız kanaldan izleyebilirsiniz. Yazıyorlar. Şimdi videomuzu. Evet evet. Gelmiş, çalmış kapıyı, Temel açmış. Çöp var mıdır demiş. Bir dakika soruyorum demiş. Fadime demiş. Çöp var mıdır demiş. Vardır demiş. Varmış istemez demiş. Hocam sizin sesinizle baş başa bırakıyorum. Şimdi Serhat'cığım, telegolü moderatörü sensin. Ama şu ikiliye de özel bir saygı. Herkese çöp var mıdır? Çöp var mıdır? Var mı istemezler çöp yapmış. Şimdi kavanoz tipli dünya köşemize gidiyoruz. Burada izleyicilerden gelen soruları samimiyetle yanıtlamamızı istiyorum.
Şimdi izleyicilerimizden Canan Şirinlioğlu bir soru sormuş. Kendisi Cenevre'den sormuş. Ziya, soru şu, sana gelmiş bir soru. Gençlik yıllarının hayali neydi? Kemal. Hadi ben çöp var mı demiş. Vardır, istemez demiş kapıda. Mesut'cum, geçen gün bebek geliyorum, Range Rover araba durdu. Güzel bir bayan dedi ki bana, sen dedi sen çok kötü yorumcusun. Ben de dedim ki, hadi ben yarın öbür gün yorumculuğumu değiştirdim de size bir çirkin kalacaksınız. Gürbüz yıllardır kandırıldığını anlayıp Kekstra'yı ters çevirdi. Gürbüz, Kekstra'sını yerken ufak ufak kaçmaya çalışıyordu. Ama karşısına ne çıkacağını bilmiyordu. Nurettin. Dursunoğlu Nurettin, 1870'lerde mütevazı bir kurumsal gazetenin sahibi. Hepimizin bildiği üzere tam doğum gazetecilikle uğraştığı sırada ülke yönetimi Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. İmparatoru Sultan II. Abdülhamit'tedir. Basın ve yayın organlarının zaten tam olarak gelişmemiş ve modernleşmemiş olmasına rağmen büyük kısıtlamalar ve baskıcı yönetimiyle mutlak otoriteye sahip olmak isteyen Abdülhamit bütün dikkatini Nurettin'in gazetesine yöneltmiştir. Tam da bu sırada Nurettin, bilmediğinden olsa gerek, kullanımı yasaklanan kelimelerden biri olan burun kelimesini gazetede kullanmıştır. Nurettin tutuklanıp derhal Silivri cezaevine atılmıştır. 200 yıl hapiste kalan Nurettin, kendini bir sürü ders çıkarmıştır. Bundan sonra hayatına iyilerin dostu, kötülerin düşmanı olarak devam edecektir. Bu dava uğrunda yapacağı ilk şey Nazlı'nın intikamını almak olacaktır. Fenafillah nedir? O benim. Orgalarınız nasıl? Hiçbiri beni anlamıyor, iğrençler. Abi yani yeter abi, ömrümü yediler ya. Abi yani bak, buraya geliyoruz biz, tamam mı? Biz bir şeyler yapmak için geliyoruz, ömrümü yediler abi. Abi cidden yeter abi, yani... katlanamıyoruz gerçekten. Komite başkanların nasıl? Aynen. Şekil bir insan böyle, ne bileyim, böyle herkese yanaşan, yalan atan, çok değişik. Delegelerin nasıl? Hayatında duyduğun en güzel şarkı neydi? İsmail Yekan'ın Facebook. İbrahim Tatlıses'in oğlunun adı nedir? Bilmiyorum.
günlük? Yok, maratonun sonuna. Geldik. Bazen yüzüm. Bazen. Üzüldüm. Bazen çıkmam. Yok mu? Girdik. Bazen. Dakikalara oynadık. Ama bitti. Artık bitti. Konferans. Daha. Düğün. Ademi. Bile. Bilmediğimiz insanlarla. Şimdi kardeşiz. Karşıt. Düşünceler. Kardeşliği. Biz. Evet. Amacımıza. Ulaştık. Gençlik. Olara varak. Sesimizi duyurduk. Bize bu fırsatı veren bu konferansa emeği olan herkese sonsuz teşekkürler. Ama yarın kimselere söz vermeyi yine aynı saatte beraber olalım. Yürü. Tamam, kapattım. Basın ekibine çok çok teşekkür ederiz bu video için. Tekrar bir alkış alabilirsek onlara. Şimdi TÜFF'un geleneksel bir geleneğini gerçekleştireceğiz. Seneye iki TÜFF'un başkan ve başkan yardımcılarını, editörünü ve baş organizatör ve baş organizatör yardımcısı açıklanacak. İstersen siz de gelin hep beraber yapalım. Gelmek ister misiniz? Gelin, gelin. Gelin. Hepimiz birer tane söyleriz. Mehmet sen başla. Seneye baş organizatör yardımcımız Alper Can Fırat oluyor. Alper'i buraya alabilir miyiz? Seneye baş organizatörümüz Aybike Çaltekin. Aybike seni de buraya alalım. Seneye 11. sınıflardan başkan yardımcımız Buse Naz Yardımlı. On ikinci sınıflardan başkan yardımcımız Nursu Yaskan. Ve beşinci TÜFF'ın başkanı. Yine 12. sınıflardan Kemal Ergin. Teşekkürler. Konuşma yapmak ister misiniz? Herhangi bir şey söylemek ya da çok mu heyecanlısınız? Şunu söylemek istiyorum. Öncelikle çok güzel bir 4 gün geçirdik ve umarım sene en az belli kadar iyi bir baş organizatör olurum. Ve özellikle Mehmet'e teşekkür etmek istiyorum. Çünkü olmasa da ben asla bu konferansa katılmazdım. Beni teşvik ettiği için sonsuz teşekkür. Ben de Melisa Kumar'a çok teşekkür etmek istiyorum. Beni bu konferanslarla o tanıştırdı ilk başta ve hani şu an ona ne kadar teşekkür etsem azdır. Çok teşekkürler. Ben de öncelikle bu konferansa asıl katılma sebebim olan Kemal arkadaşıma teşekkür ediyorum. Daha sonra Mehmet ve Beril'e beni organizatör ekibine aldıkları için teşekkür ediyorum.
Ve asıl bu seneki organizatör ekibinde bana yardım eden arkadaşım Ege Han'a, her zaman yanımda olan Serena'ya da çok teşekkür ediyorum. Ege Han arkadaşım mezun olacağı için umarım onun gibi bir sürü daha organizatörüm olur seneye. Herkese çok teşekkür ederim. Ben seneki olan editörümüzü söylemek istiyorum. Kendisiyle hani bir konferansta journal'ımdı ve hani o an biliyordum hani ona bırakacağımı TÜF'ü. Hani o zaman da belliydi burada editör olacağım. Ona teşekkür ediyorum çünkü bu 4 günde de bana hani bir editör yardımcılığı hani çok yardım etti. Hani yazıların hepsine benim kadar yardım etti. Ay konuşamıyorum. söyleyeyim o zaman. Ekinsi Turan. Gel. Şey söylemek istemiyorum. Çok duygulandım çünkü. Ama geçen sene Environment TED'de hani katılıp şimdi burada olmamı sağladığı için özellikle Nursiya ve Bertuğ'a, o zaman da editörümdüler. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Ben aslında beni teşekkür etmen birçok kişi var, beni buraya getirdikleri için. İşte özellikle yine tekrar etmek istiyorum. Şeyma Ateşer, Sonat Kaymaz, Mevsim Kumar, Ecem Tüyuf'un açıklığından dolayı bir yıl boyunca, yani başkan yardımcım olduğumdan açıklandığı andan beri beni eğiten Ecem'e, Elif'e, baş organizatörlerimiz Beril'e, Mehmet'e çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Evet. Kapatalım mı? Bütün gün aklımda şunu düşürürsem ne yapacağım sorusu vardı. Tamam. Hep birlikte yapalım bence. Gelin. Tutun bir şekilde, bilmiyorum nasıl olacak ama. Tamam, kapatıyoruz. TED İstanbul 4. Ulusal Forumu resmen kapanmıştır. geldiğiniz için hepinize tekrar çok teşekkür ederiz. Servisler, Mehmet ya da Beril.